Kahve koy fincana, kahve. Selma ne yaptın? Anam dökmüş. İyi ki ben yapmadım ha. Abo. Ercan sus, delirtme beni. Eli ayağı titriyor. Kadın sen böyle değildin. Ne oldu? Niye döktün kurban? Bilmiyorum, elim titredi. Ya kendimi göstermeyeyim dedim sana. Beni gördüğün zaman elin ayağı titriyor. Biliyor musun? Attım efendim. Ama temizlediğim yerler geri battı değerli dostlar. Bu görünmez kaza mı, beceriksizlik mi? Anam bir sütü kahve içecektik, onu da rezil ettik. Ben beceremiyorum bu vlog işini. Ben yapamıyorum gönül dostlar. Vallahi i̇şte. Yapamıyorum. İşte, kaşık versene. İşte arkadaşlar biliyorlar benim yaptığımı ya, sen alışık değilsin ha. İçine kahve boşaltmam lazım. İyi, bu da bitti. Yıkansın da tertemiz boşaltalım. Değerli dostlar, selamlar, Selma, sevgiler. Kızmayın bana Selma. Bu beceriksizlik ne demeyin. Sizi seviyorum. Dur, Selma, ben bir güzel giriş yapacağım. Hoş geldiniz gurbetçi ailenin beceriksiz hanımının evine. Abo! Duydunuz mu? Ne yapayım Selma, hepsini döktüm. Duydunuz mu gönül dostlar? Hoş geldiniz diyor. Almanya'da gurbetçi ailenin beceriksiz hanımının evine diyor. Kocamı görüyorsunuz değil mi gönül dostları? Gönül dost. Evet efendim. Türk kahveniz hazırlanıyor. Türk kahvemizi hanımefendi hazırlasın. Ben geri şu temizlediğim şey neydi şuranın adı? Lavabomu temizleyeyim. Görüyorsunuz değil mi gönül dostlar? Hep batırdım. Bu da bitmiş, bunu da i̇yi yıkayayım. İyi ki de bacım var da kahveyi yapıyor ha. Al Talha'cım, afiyet olsun. Talha'nın canı da elma çekmiş. İyi ki de bacımı almışsın da kahveyi yapıyor. Bacın kim Ercan? Bacın? Ha, makina senin. Bacım. Kocaları görüyorsunuz mu değerli dostlar? Bacım almışsın da dökülmeden kahve içecek. İyi ki diyor bacım diyor makinaya, bacım diyor ha, duydunuz mu? Ama ne diyeyim senin? Makine aşkın mı diyeyim? Bir de aşkın mı diyeyim diyor. Ercan git delirtme beni. Ay şöyle benden konuşsa iyi olur. Babam seni kahve makineyle aldatıyor. Ercan kocam Bey beni nasılsın? Aldatıyor gönül dostları, duydunuz mu? Ercan Bey nasılsınız önünde. Dese ya. Ercan Bey nasıl? İyiyim, teşekkür ederim ben dedim. İyi kızlar, o şeyde de kahve kabımı yıkamış oldum. İyi oldu. Suyu çok kullanma Seyma. Ercan çok kullanmıyorum. Ercan sen var ya, görüyorsunuz değil mi? Hem beni aldatıyor efendim, hem de diyor ki suyu çok kullanma diyor. Ne yapayım, o yine dökmüyor. Aldatırım sanki. Sana ne? Aldatırım. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? Koca işte koca. Ama sen bak gizli gizli aldatmıyorum. Ha yanımda işte, ne yapayım? Ha bir de gizli gizli aldat Ercan. Değerli dostlar, şu bıçağına, şu dibine bakın, kahve girmiş. Anca böyle bıçakla çıkarıyorum. Şey süngeri kullansana. Kullansam bile fark etmiyor, sünger girmiyor. Ay, yapışıyor bile. Mu? Hı-hı. Şu? Hayatım tekrar yıkayacağım. Önce bir kabasını alıyorum. Asıl. Ercan ben sana niye hayatım diyorum. Sen beni aldatıyorsun da kahve makinesiyle. Olsun, bir sıkıntı yok canım. Ya görüyorsunuz koca kızlar, koca kendinize iyi bakın bacılarım. Bakın ne diyor, ne olacak diyor. Arkadaşlar bakın gene de o dibinden çıkmıyor, görüyorsunuz mu? Bulaşık makinesine mi atsak acaba? Ben diyecektim, makineye at, makinede yıkarsın Selma. Kızlar ben bunu bulaşık makinesine atayım, daha iyi onu, ya. Evet onu çıkaramazsın. Süngeri de yapsa çıktı sayılır da. Suyu da boşa harcıyoruz diye. Canım, azıcık kaldı gönül dostları. Uğraştırdı bu iş beni. Ulan bir kahve içeceğiz. Ben bunu gene şeye atayım ya. Bulaşık makinesine atayım. Akşam yıkanacak ya bulaşık makinesi. Orada gıcır gıcır çıksın. Böyle köşeli şeyli duruyor. Selma. İsim verdik mi biz? Neye Ercan? Bacımıza. Hangi bacın Ercan? Şimdi de bacın mı oldu makine? Ercan git delirtme. Ercaniye koyduk. Öyle isim verdik. Ercaniye. Aşk olsun. Evet. Ercaniye makinamsı. Aşk olsun. Ay o sütü mütü nasıl döktüm. Hala şoktayım arkadaşlar. Şimdi şuraları... Ben buldum. Neyi buldun Ercan? İsim. Nacire. Al şu şekeri yerine koy. Nacire değil. Ercaniye makinesi olsun. Ama bak bir dinle hayatım. Nacire. Ne demek? Ne demek Ercan? Ercan'ı tersten oku. Ercan. Aynen öyle. İyi işte biz de Ercaniye diyoruz. Nacire demiyoruz. Nacire. Oy Nacire, Nacire. İşte bak. Kahve yapan 5 dakika Nacire. Daha fazla uğraşmış oldu. Değil mi gönül dostları? Allah sağlık versin. Olsun sütümüz döküldü ya olsun.
Tekrardan da bezimi yıkarım, bitti. Bir de kahvemi yapar, afiyetçe içeriz değil mi gönül dostları? Sütlü kahve ya, uzun sürüyor. Evet canlar, biz şimdi sütlü kahveyi bekliyoruz. Pissin. Ay vallahi döktük saça, döke saça, beceriksizliğim tuttu bugün kız. Ben de anlamadım. Daha bakın buralarında da sütler kalmış, artık iyice bittikten sonra yıkayayım. Şimdi kahvemin bitmesini bekliyorum. Ercaniye pişiremedi. Nacire. Ercaniye. Arkadaşlar bu makinenin adı Ercaniye. Anlaştık mı? Bakın siz de benden yana olun. Beni bu makineyle aldatıyormuş ya kocam. Diyor ki makine olmasa diyor kahvesiz kalacağım diyor. Ah Ercan ah. Dur Talha. Kahveniz hazır. Hah. Ercaniye Türk kahvemiz hazır dedi. Buyurun gelin. Aa! Gördünüz mü dostlar? Kahve de taştı. Ercan benlik bir şey değil. Makinanın içine neyine bak Tuğçe. Makinenin içine. Aynen kırıyor. Çok yapmışsın. Dolu yapmışsın. Daha taşıyor. Daha taşıyor. Kızım dur. Süt çünkü. Dur kızım dur. Bu neyin nesiydi? Ne oldu ya? Tövbeler olsun. Anam döke saça kahve yaptı. Çünkü süt o. Süt, 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 süt. Kınar ben yanlış yere mi bastın? Yok. Fazla kaldırdı. Fazla sütünü koydu. Sütünü fazla koydu. Dibine de tutmuş değerli dostlar. Bakar mısınız? Bir kahve içeceğim. Neler oldu neler. Yok anam yok. Bende şans yok. İçi de mahvolmuş. Ercan benlik bir şey değil. Bunda ama bir şey süt, oldu. Ama süt, hayır süt de onlar. İçini falan normal koydum. Ölçtüm de koydum. İki fincan koydum ya. Hangi düğmesine bastın? Yaptım. Bitti mi Selma? Al ver, Ercan al. Ver, Ercan ver. Benlik bir şey yok ya. Döke vallahi saça, anlamadım. Saça. Aha şimdi de döktüm. Yemin et. Mesela yani. Uy. Arkadaşlar bir kahve içeyim de keyif yapayım dedim. Yok yok. Talha evet. Çekil annem. Çekil fişi çekil. Orayı silmem lazım. Bence sen sütünü fazla koydun gibi. Ya ne yine her zaman ya. Aynı yaptığım bir şey. Ercaniye nazar yaptı. Ercaniye nazar yaptı bize. Ercaniye oyun vurdu bize. Küçük fincandı ya, belki ondan mı o birileri şey oluyor. Bilmiyorum ki. Fincan. Gel bakayım Tuğçe'cim şurayı nasıl temizleyeceğiz. Ay canlar bu kahve bana olmadı, görüyorsunuz değil mi? Şansa bak ya, var bunda. Besmelemi de çektim ya, işte bazen oluyor. Hep bu makinenin suçu, benim değil. Beni gördün elin ayağın titredi. Makine bile beni görünce hemen el ayağı titredi. Ercaniye bile el ayağı titredi beni görünce. Taşı verdi gitti. Makinenin de el ayağı titremiş değerli dostlar. Duydunuz mu? Görüyorlar yakışıklıyı. Abo kendinden de hiç ödün vermiyor. Bir de yakışıklıyı görmüş de makine. El ayağı titremiş. Duydunuz yani. Mu? Ay Ercan ay ay ay. Makine bile cazibeme dayanamadı. Makine bile cazibeye dayanamamış bacılarım. Neyse. Ama bir fincan çıktı. Oraya da bir fincan kadar döküldü Selma. Hay Allah'ım sen büyüksün. Kurban olayım Rabbim. Tövbeler olsun. Neyin nesiydi anlamadım. Vallahi anlamadım. İlla sana da iş çıkacak hemen. Yok ya, bugün de hani canım bir şey yapmak istemiyor dedi. Diye midir? Neydi ismi ya? Nacire. Ercaniye'nin hatası. O yaptı. İsmini beğenmemiş. Benimle ne alakası var? Amca yapak. Almanya'da grubacı aile. Sen de dalga geçersin ha? Ya makinem de öyle yapar işte. İnşallah bozulmaz. İyice sildim ıslak bezle de. Evet. Kızlar bakın. Şu gözükenler köpük ha. Selma oralarda kaldı demeyin. Bir de... İyi geldi kahve geç. Tamam. Hayır bura öyle kurursa olmaz. Kuruttum. Şöyle havlu şeyini de alayım. Hadi kahve. Soğusun oğlum, ben zaten soğuk içiyorum. Kahve. Ya şu hava bir açılmadı da gitti. Yanarım açıldı. Bunlar. Pazartesiden sonra bizim buralar düzelecek. İşte canlar bakın. Tertemiz yaptım. Anne şurayı alsana bak şurayı. Şimdi neyi oğlum? Toz mu alacak? Yok Talha sen de. Bak şurada. Millet anasını tutar. Benim oğlan da anasını yorma peşinde. Gelsene Tuğçe. Bakın değerli dostlar. Gördünüz mü? Tutmuyor. Kaldır kızım şöyle yukarı. Şöyle göstereyim. Hani kahve yaktıydı ya, onu tutmuyor dibi. Dibi kendi geri çıkarttı. Su koyunca bakın kendiliğinden çıktı. Güzelmiş. Yani bu yönü de iyiymiş. Bozulursa Ercan pamuk eller cebe yenisini alırız. Olan sana olacak. Ben dostumu vermem, bozdurtmam. Bozulursa ben karışmam. Benim suçum değil. Bir daha alamam sana, kusura bakma.
Ben kendim. İyi, sen kendin. Evet canlar, bu da bitti. Kızlar, içi de tertemiz oldu. Şimdi şuraya şöyle koyayım, orada kurusun. Bir kahve içelim dedik. Şunu da atayım kızım. Dur dur, şurayı alayım da. Bakın canlar, buraya da kahveler. Şöyle bakın, çıktı. Lavabomun içine birikti. Ama hani tutmadı ama. Şöyle göstereyim. Şöyle içinde zibil falan varsa bezlerimizin olmaz. Ben sevmiyorum kızlar. İlla bulaşığımı yıkadıktan sonra bu bezimi de böyle çırpacağım. İçinde kırıntı vırıntı kalır, oralarda haz etme. Evet, oturayım afiyetçe, kahvemi içeyim, şu kahvenin üstündekileri de koyayım yerine. Ben kahvemi yaramadım bile vallahi billahi. Vallahi Ercan bakın içmiş bile, benimki de köpük bağlamış. Ya ama o bir türlü içmezdim de, sütlü olduğu için içiyorum. Canlar, beceriksizliğim tuttu. Ne olur hani yeni gelen bacılarım demesin, Selma Hanım bir kahveyi beceremedi demesin. Vallahi ben de anlamadım nasıl oldu. Nasibimizde taşması varmış. Ne yapayım? Taştı gitti. Almışsın, beceriksiz ne yapayım? Havada kurban olasın. Hep öğren işte beceriksiz değil. Ne yapayım? Neyse dostlar, şimdi bize afiyet olsun. Siz de yapın kız, ama siz benim gibi taşırıp döktürmeyin. Size de afiyet olsun. Ama tadınız olmuş. Bizim yemek vakti başladı. Artık acıktık kahvelerden sonra. Yemek saatimiz geldi kızlar. Ben de ne yapayım ne yapayım dedim. Evde 2-3 tane patlıcanım vardı. Patlıcanlardan bakın böyle fırına sürdüm kızlar. Çok azdı. İçine yeşil biber doğradım. Bir de patlıcan doğradım. Böyle tepsimin içine yağladım, tuzladım, gönderdim fırına. Güzelce ben fırında kızartmış oldum. Şimdi bunun üstüne sos yapacağız. Sos için de bana domates, kuru soğan lazım. Kuru soğanla domatesi de tavamda öldüreceğim, pişireceğim. Onun üzerine güzelce ben dökeceğim kızlar. Sarımsak da katacağım içine. Böyle bize hem bir yaz yemeği olsun, hafif tadı. Selma, bu yeter mi size? Yetmez, yetmez. Kızlar biliyorsunuz, gelsene Tuğçe'cim. Dünden de yemeğim vardı. Çok az da böyle bezelyem vardı. Ayırmadım. Pilavın yanına koydum. Burada koca tencere pilavla bezelyem var. Burada da kızlar mantarlı tavuğum var. Böyle mantar, sebze karışık, paprikası, soğan, bayağı karışık bir şeyler var. Bunun içinde bunu da dün pişirmiştim. Kaldı. Hatta şimdi diyeceksiniz ki Selma, bezelyeyi niye yanına koydun? Kız azıcıktı. Dedim ki zaten bir şey olmaz. Biz de karışık yemi tabakta da karıştırıyoruz. O yüzden onu da şimdi öyle ısıtacağım. Bunlar ısınırken de ben patlıcanları yapacağım değerli bacılarım. Şimdi ne yapayım? Ha, soğanlarımı alayım. Bir tabak alayım elime. Elin çalışsın Selma. Ercan, benimle uğraşma, rica ediyorum sana. Ben ne yaptım sana? Bir şey yapmadım. Dur elimde doğruyu vereyim ya. Bu tabağı niye aldım ki? Ha? İçine doğru işte. Kafa işte, kafa kafa. Ay düşürdük. Bir şey yapacaksın mı? Ne? Satır çıkarayım mı? Çelik yapacağım. Ercan önce şunları bir bitireyim ya. Yok çıkarayım, ben onları yıkayayım diyelim. Yıkanır Ercan, onun yıkanacağında ne var? Kızlar çok böyle ince mince doğramaya gerek yok soğanları. Normal doğrayın gitsin. Ama Ercan fırını yak, ekmek ısıtalım, ekmek yok. Ekmek yenmez mi? Şakşuka mı deniyor o yemeğin adına? Şakşukanın yanında belki yerler, bir ısıtalım. Isıtalım bir tane. İşte böyle canlar, bir kahve yaptık, gördüğünüz rezil olduk. Yani. Bugün de benim bugün başıma gelmeyen kalmadı değerli bacılarım. Ne oldu biliyorsunuz mu? Ben bu patlıcanları pişirdim ya, içine biber doğramıştım. Biberlerden bir tanesi acıymış. Ben de bilemedim, elimi yıkadım o kadar, misal bulaşık yıkadım biber, patlıcanlardan sonra. Nereden bileyim kız? O da neymiş biliyorsunuz mu? Biber acı oluyor ya, ne kadar elinizi kolunuzu yıkasanız da hiç fark etmiyor. Ben de oturuyordum. Otururken de şey yaptım. Siz söyleyin. Gözüm kaşındı. Ellerimle gözlerimi ovaladım. Anam sen misin ovalayan? Ercan el değil, garin gözleri. Hadi bana bir şey olsa gözlerime neyimi gene sen çekeceksin. Seviniyor mu Ercan? Yok canım, burada tüyü varmış sana şimdi. Ama bacıların kızacak, yapma ya. Koca seviniyor. Elimi de kestim. Bugün bende bir şey var. Vallahi var. Ben yapayım mı? Ben ne? Bende bir şey var kız. Bugün eli de kestim be. Bakayım. Aha bak, burası gitti, cızıldı. Ben yapayım mı? Aa, bugün bende bir şey var. Yok Ercan. Şimdi bıçaktan mı acaba? Alışık değilsin ya. Ya ince doğrayayım dedim ama. Şey, yemek yapmaya alışık olmadığından kesiyorsun, döküyorsun. Aa, dökülüyor.
Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen affettin. Bugün ulan ben... gelmeyeyim, gelmemişim mutfağa diyorum. Ayağım kendi kendine sürüklüyor. Lan gelme şu kadının yanına gözükmeyeyim diyorum. El ayağı titriyor beni görünce. Ben ne yapayım? Senin ne alakası var Ercan? El ayağı titriyor arkadaşlar. Kız Selma buradayım burada. Bir yere gittiğim yok, korkma be. Tövbe estağfurullah. Tövbe Allah tövbe Allah. Tövbe. Allah'ım sana bunca yıl beklemişsin be. Artık beklerik bir 15-20 yıl daha. Şimdi ne demek şimdi? O lafın sonunu getirsene Ercan. Sen bugün dedin ya, bana dost mu tuttu diye. He, kahve makinasında sevgilisi oldu. Efendim kahve makinasıyla beni aldatıyor. Ondan sonra efendim tutturdu, beceriksiz oldu. Bugün beni bayağı bir Ercan Bey lafları saydı bana. Yok yok, gelmedi mi bana şaka değil. Ercan gidelim de bıçak var, ters ters bakıyor bak. Ama eline dikkat et de ömürcünüzü katım ettiğin. Aa bugün ne oldu bana gerçekten? Anne ocağın altını açalım mı? Şey başka bıçak vereyim Selma. Ya bu keskin diye bunu aldıydım be. Şunlar da kesin bu, şunlar da çok güzel. Ya onlar daha da mı kessin Ercan? Ha, yok canım o anlamda değil ya. Görüyor musun? Estağfurullah kurban olayım Rabbim sana sığınıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ya telefon geldi kız kardeşim. Bu nasıl ne demek yani? Ağlamıyorum, ağlıyor. Bu ne? Yani ben kendim ha. Ağlamıyorum da gözlerim ağlıyor. He. Gözlerim acışıyor. Yaşarıyor. Nasıl acışıyor? Bir de kızarıyor. Ben de oy oy diyorum. Ne yapayım canın acıyınca. Ondan sonra kız kardeşim de o arayı telefon edince ben bir yandan gözlerim böyle yarı açık, yarı kapalı. Bir yandan da ağlıyorum. Kız kardeşim gördü beni o halde. Ne oldu? Bir sefer o panik yaptı. Kıza sussa diyeceğim. Yok bir şey, yok bir şey diyeceğim de. Kız panikledi. Benim kız kardeşim de biraz evhamlı. Allah'ım ya Rabbim. Kıza diyemiyorum da kız acışıyor diyorum, acışıyor. Dayanamıyorum acıya. Dur canım, şurayı da yıkayayım. Dur canım. Koydum. Ercan yağı ver. Kıza da diyemiyorum ki. Hani şey yapayım Ercan çok az ver. Zaten bu yağlı ya. Tamam. Bakayım ben. Tamam yeter. Danimka. Şunu alalım. Şöyle ha. Şunu öldür hayatım. Şu şey yapsın da omuz ekmeği. Tamam bir fırın hemen ısınır. Tamam herhalde bu. Sen işine bak ben burayı hallederim. Kıza da diyemiyorum biliyorsunuz mu? Hani bir şey yok bir şey yok diye. Şu maydanozum temiz şöyle kenarına dursun zaten üstüne süs olacak. Abla ne oldu? Abla ne oldu falan filan efendim. Sonra dedim ki kız dedim gözüm ellerimde dedim bir ben şeyi kalmış herhalde gözlerimi dedim yakıyor dedim ondan acıyor dedim. Kız abla yüreğime indi. Ben ağlıyorum ya hüngür hüngür. O da diyor şey ki o da bir şey. Oradan da Ercan hemen bağırmaya başladı. Ben daha kıza anlatmaya vakit bulamadan Ercan hemen ne böyle yapıyorsun da milleti korkutuyorsun ya diyeceğim diyorum. Acıyor ne yapayım? Hani ben acıyor acıyor diyorum. Unuttum ya kızı. Ama hemen oradan Ercan bir sinirlenmeye başladı canlar. Ay. Canım, üzüldü bir anda. Ben de diyorum sus kız diyorum artık diyorum. Biber olduğunu söyle diyorum. Ben bir şey demedim ki. Söyleyeceğim hani o şeyi olamadı. Ben hüngür hüngür oturdum. Vallahi gönül dostları. Yani ben ağlamıyorum ama gözlerim ağlıyor. Çünkü gerçekten değil ama. Acı biber gerçekten göze değdiği zaman böyle parmağınızdan. Hala acışıyor. Hatta kardeşim diyor ki abba git diyor. Hemen diyor sabunlu suyla diyor. Gözlerini iyice yıka dedi. Yani. Kalktım yıkadım suyla neyine. Biraz kendime geldim. Sonra bir yelpazeyle yellendirdik gözleri. Allah'tan tek gözüydü. İki göz olsaydı daha kötüydü. İki gözüm efendim. O zaman da böyle. Acısı iki göze de geliyor. İki gözüm, aynen. İki gözümü ovaladım Ercan. Niye sen öyle yapıyorsun? Sen de aklın nerede? Biberin acı olduğunu bilmiyor muydun? Hayatım biberin acı olup olmadığını bir önce bilmiyordum. Bir de elini o kadar aradan zaman geçti. Aradan bir saat geçti. Şöyle biberi kesek şöyle bir dilini değdirsene şöyle. Ben hep öyle yaparım. Sonra dili yansın değil mi anne? Kızım dilim yansa ondan iyiydi kız. Gözlerim nasıl acıştı kız? İşte, kızım öğretebildiğim kadar öğretebildim 27 senede işte. Ne yapayım işte? Öğrenecekler. Ay, hala acıyor canlar hala. Bir 27 sene daha bir şeyleri öğretelim. Ah Selma. Yani gerçekten değerli dostlar. Allah var ya kimseyi acıyla, dişeyle, hastalıkla sınamasın. Gerçekten zor. Diyorum ya bugün benim başıma gelmeyen pişmiş tavuğun paşına gelmemiş. İnanın gördünüz ocak taştı. Kaç sefer ortalığı süpürdüm. Ondan sonra siz söyleyin. Hayatım benim bu abla ne diyor? Bak. Hala gözüme bak. Ne anlatıyor bu abla? Bu da beni öyle delirtiyor. Bir de bağımlısın ki yani camdan fırlatmış. Niye fırlatayım? Aşkı mı? Aşkı görüyor musun? Makineyle aşk yaşayan koca. Aşkı mı? Aşkı bu diyor, camdan fırlatacak diyor. Ama biz sus
Usta konuşmaya da ablanı bozuyor. Ercan gelirtme lütfen. Ay ne yapayım? Sonra sinirlenmiyor. Ya böyle dostlar değil. Valla canım sıkılıyor da o yüzden öyle yapıyorum ya. Moralim bozuk ya. İki hafta oldu, iki haftaya geçti, evdeyim. Hep evdeyim. Hava kötü, bir yere gidemiyor. Valla moralim bu. Ben de bunu aldım. Sıkılıyorum. Valla sıkılıyorum. Ellerimi kestim. Aha elimi. Ben ne anlatıyorum, sen elini anlatıyorsun. Sen ne anlatıyorsun? Valla moralim bozuk ya. Elimi kestiğimi anlatıyorum. Çalıştığımda o kadar güzel havalar vardı. Diyordum ki çalışırken. Erkenden kalkacağım, deniz kenarına gidip oturacağım akşama da. Çok güzel güneşler vardı. Ya tatile ayrıldım. Bir yerden hastalığa katıldım, kapıldım. Ondan sonra da havalar bozdu. O da benim moralimi bozuyor. Aa şurada ne kaldı ki? Evcan sarımsağı çıkar buzdolabından. İçine sen sarımsak. Sen sarımsak bulak. Evde... Keşke elim suyla alsaydı. Orada değil hayatım. Oradaki sarımsaktan ver. Ha bu iyi. Bu iyi. Kız karpuz da var. Karpuz keseceğim mi? Keseyim Evcan. Karpuz da keseyim. Karpuz keseyim. Tamam dur. Bunlar. Tatlı kaşığı al. İçinde var kaşık. Hı. Az mı atayım? Kısmen? Yeter. Çok da sarımsak olmasın. Bu sefer sarımsak kokar. Olsun sarımsak. Sağlıklı Selma. Valla antibiyotik biliyor musun? İlaçların hepsi %95'i sarımsakla yapıyor. Kızlar bol domates Zekil yapıyor. Zekil atayım mı daha? Yok. İyi, tamam. Altını kıs onu. Şu domates gelir şimdi. Bilerek biz bol domatesi seviyoruz. Anne, ekmek beşte. Banarız. 5'te 4'te. Tamam. İyi, tamam koyayım. Bismillah. Menemen mi yapmak şimdi da yumurta kadar? Ay Tuğçe sen menemen yiyici. Şimdi patlıcanın üzerine dökeriz ki bunu yemeğiniz mis bak. Gibi. Bu şeyde sabah kahvaltısı çıktı oluyor. He, ben kahvaltıyı seviyorum. Şimdi dinlendiği zaman niye daha güzel oluyor ya? Değil mi? Patlıcan bir iki gerçekten, gün dinlenecek. Gerçekten dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Şey bahçede daha biz güveç yapacağız da havaların ısınmasını bekliyoruz. Şu an mangalda uzun... şey istiyorum patlıcan ya. Yazanlar olmuş gönül dostlarından geçmiş olsun diye. Allah razı olsun gönül dostları. Vallahi ne diyeyim. Rabbim herkese vallahi sıhhat sağlık versin. Başka ne diyeyim. Ben de teşekkür ediyorum dostlara. Allah tamam, razı olsun. Aç ya. Şimdi bunun altını. Allah razı olsun. Diyeyim. Sen de bir şey demedim ki karıcığım. Kızlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ekmekleri fırın aç. Aç hayatım fırın aç artık. Al Ercan 4 tane ekmek yetecek mi? Evde hiç var mı? Selma şey var. Var evde ekmek. Sen? Yeter. İnan Ramış yemek çok. Yemek vallahi çok. Karacağına bu bitsin daha ben iyi. De şu hemen tepsiyi yıkayacağım kızlar. Bu tepside yapıyorum ben. Güzel oluyor bunda. Tatlı yapacaktık artık buna geçti. Kızlar çok güzel bir baklava tarifi öğrendim. İnternette öğrendim. O kadar güzel, o kadar güzel, kolay ki mantı şeklinde. Ama heyecanlanma. Bu tatlı olan. Bu tatlı heyecan. Ben ilk defa gördüm. Tek açmıyorsunuz. Kız. Hamur, no heyecancım müsaade. Tamam sen konuşuyorsun ben baklava konuşayım. Baklava hamuru gibi normal baklava hamurunu yoğuruyorsunuz. Yuvarlak açıyorsunuz, üst üste diziyorsunuz. Hepsini dizdiğiniz bütün bezeleri üst üste koyduktan sonra onu kocaman açıyorsunuz. Mantı şeklinde kesiyorsunuz. İçine ceviz fındık Allah ne verdi koyun. Pişirin, şerbeti dökün. Kız bir güzel oldu. Acaba dedim milföy hamurundan bir tane denesek mi öyle dedim. Sonra dedim ki bir yapayım bacılarım da görsün. Belki hoşlarına gider dedim. Bir ben yapayım onu. Deneyin bu arada çok aşırı tatlı çekiyor canım. Hamuru kendin yap. Hamuru zaten ben yoğuracağım. Hayatım biz onu diyoruz. Hani milföy hamurundan da olur. Aynı milföy hamuru evet. Gibi oldu hamur. Tamam. Yani bakalım kızlar. Şimdi dostlar bakın böyle biraz domatesim ölsün. Bu domates öldükten sonra içine ben baharat atacağım. Ondan baharat atıp biraz da belki biber salçası koyar mıyım bilmiyorum. Ondan sonra da bunu bir güzel pişireceğim. Pişirdikten sonra patlıcanların üzerine dökeceğim. Bir de cacık yaparız. Soğan. Şunu doğrayayım. Onu doğrayacağım. O en sona. Acelesi yok. Tamam. Yani dostlar ben de hemen 2 dakika şu bulaşıkları yıkayıvereyim. Ben bulaşık. Ne yıkayım? Hangi bulaşık? Gözümünde resmin var şu alemde sana kavuşmak isterim yaman yok gözlerimde. Evcan başka şarkı bilmiyor mu Allah bilmiyorum aşkına Selma kafam duruyor. Zaten hep kafam duruyor başka bir şarkı bilmiyorum öğrenmişsin aynılarını. İlham izine gittin de İlham yok. İlham da izine gitmiş. İlham izine gitti de Evcan burada kaldı. Ay ay. Ben kulak yapmayalım. İlhan.
tam izine gitmiş. Canlar duydunuz mu? Ben güzel türküleri biliyordum ha. Bakın canlar. Değil. O kendinden olan bir şey. Ben bunu ne kadar da ciflesem çıkmaz. Tepsinin kendinden öyle. Yıkana yıkana artık tepsi. Kaç yıllık tepsi biliyor musunuz? Evet. Benim ta evlendiğimden belli kullandığım tepsilerden biri. Uzun ömürlüymüş. Evet. Bir de çok güzel. Böyle kızartmayı falan ben fırında yapacağım zaman hep bu tepsimde yapıyorum. Çok şahane oluyor. O yüzden atmaya kıyamıyorum ha. Bunlar biz senden sonra da mı daha 20 sene kullanılır. İyi Ercan. Kullan Ercan. Çirdiğimde de çok güzel pişiyor. On beşliler geliyor, yüzleri de mi yaşlar? Evet canlar, bizim şu soslar bir bitsin. Kız domatesi bak hele, kıp Türkiye domates olacak ki kıpkırmızı olur ha, şuna bak hele. Haydi. Güzelce ben şu domatesi falan pişirelim, bir de soframızı kuralım değil mi gönül dostları? Evet, canlar. Ercan güzel doğru küçük küçük. Tamam benim. Evet dostlar, salatalıkları hallettik. Şimdi içine yoğurt koyacağım. Şöyle. Bunun içine şimdi yoğurt dökeceğim. Selma aman su. Selma öyle yapma demeyeceğiniz. Şöyle şunu da boşaltacağım. Maşallah elime de nasıl yakışıyor ya. Ercan sen niye bu kadar kendini övüyor? Yok güzel kesiyorum karpuzu gerçekten. Allah'ım bir iş yaparken kendini öven koca da ilk defa gördüm ha. Olsun. Ne yapayım kimse övmüyor ben de kendimi övüyorum. Kendi kendimi kandırıyorum. Ercan el övsün el. Tamam ben de onu diyorum işte. Kimse övmüyor. Ben bana Tuğçe der ki anne de herkes kendi şeylerini övüyor çocuklarını falan. Sen bizi niye hiç övmüyorsun? Ben dedim ki yavrum derim sizi el övsün el. Ben övsem yok ben zaten biliyorum. İşte belleseler bize yapıyorsa kendilerine. Ne bir başarı yapıyorlarsa kendilerine. Değil mi Ercan'cığım? Evet, o yüzden evet. De el övsün el. Akıllı, saygılı, terbiyeli olsunlar da çevrelerine falan karşı. Gerisi boş. En önemlisi ahlaklı olsunlar da. Değil tamam. Mi gönül dostlar? Selma ben doğradım hayatım. Kızlar yoğurt daha fazla almıyor. Küçük kaba yapmışız. Karpuz buz gibi valla. Ercan Bey de karpuzları minnak minnak yaptı canlar. Tadına bakın. Biz fazla cacı sulu sevmiyoruz. Hatta bu biraz sulu oldu. Ben seviyorum da sen sevmiyorum. Ha bu yeter. Şimdi bunun içine ne atacağım canlar? Dereotu. Tazesi olsa daha iyi de ama bende kurusu vardı. Olsun. Bu az olacak. Şurayı açayım. Nane. Bol dereotlu olsun. Dereotu iyi olur. Tamam. Sarımsak tozu. Evet. Tamam. Nane ve tuz atacağım efendim. Maydanoz girmez mi? Girer. Doğru maydanoz da var. Ama atma belki tarha yedirir. Tarha yemez. Ha tarha maydanoz. Bir de tuz. Ercan onu da kapat. Tuzu alayım. Ben karıştırayım mı? Hı? Karıştırırsın şimdi onu da dökersin diye. Niye dökeceğim kız? Ben 27 yıldır ben karıştırıyorum bunu. Tabii o mikserlikte ustasın Ercan'cığım. Öyle değil canım. Sen ben biliyorum senin lafı nereye götürmek istedin de öyle karıştırma. Ercan'cığım dur ben. Biraz daha hakiki yağ dökeceğim. Hakiki yağ. Ona gerek var mı ki? Var tabii her zaman yapıyorum. Kızlar bir pahalı, de pahalı. Şey gerek azıcık yok. Şöyle damlatın güzel olur. Pahalı. Cacık da ama Ercan yiyeceği zaman da bir laf vardır söz tabir diye mehel hani hepinizden özür diliyorum. Hani şey gibi çalışırım aslan gibi de yerim diye bir laf var ya. Aynen öyle. Olsun. İşte canlar şimdi bunlardan da kaseleri dökecektim. Şu kullandığın şu kadecik yağı ben reşet altına alırdım. Tamam Ercan'cığım. Cacık da tamam kızlar. Çok şükür. Bakın bitirdik onu. Şimdi gel bakalım şakşuka. Kızlar şakşukamızın da sosunu şöyle üzerine döküyüm. Sarımsaklı, neyli, soğanlı, domates, azıcık biber salçası koyduk. Bir tane kesme şeker attım içine. Tuzuydu, baharatları, karabiber, tatlı toz biber. Ondan sonra ne yaptım başka? Dur kızım. Neydi? İşte bunlar efendim. Yaprak biber. Şöyle bakın. Zeytinyağı.
Ay onu zaten yaptık. Cacığın güzel olmuş, tadı da üzerinde. Hemen kaşığı ağzına mı değdirdin? Yo, görüntüsünden anladım. Ah hayır canım. Canlar bakın. Şimdi de doğradığım maydanozlardan hem gözümüze hitap edecek hem midemize. Ben öyle şeylerin hiç şeyim yok. Gerek yok. İşte dostlar, misafirleriniz geldiğinde böyle yani çay saati bile olsa bu yenir. Kahvaltıda yenir. Ne derler? Şipşak şakşuka. Yemeklerimizi de ısıtacağız. Şimdi bir soframızı da hazırlayalım kızlar. Evet. Bizim işler bitti. Ellerimde maydanoz olabilir. Kusura bakmayın, size göstermek için de şuraları bir toplayayım. Bir de masamızı kuralım. Ben oturuyorum Selma. Bismillah. Evet canlar, soframızı da hazırladık. Bardaklarımızı da çıkaralım. Masadar olunca anam bardaklar da kenarda bekliyor. Vallahi. Şey, sen zahmet şunun yanına da şu şakşıklarına koysana. Önce onu yemeyeceğim. Yok. Sen bundan da mı istiyorsun? Ama önce onu yeseydin. Yok, onun yanına vereceğim. Kızlar hemen bundan istiyor Ercan, gördünüz mü? Ha, yanına koy şöyle. Koy azıcıkla. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi ben de alayım. Benim neyim eksik? Tabii canım, alacağım. Niye alacağım? En sevdiğim yemektir canlar. Sen bana da versene bir çatardan kaşık sana da. Verdik ya hayat. Yok, benimki yok. Al. O senin de. Beni saymıyor musun kızım? Yok, seninki beni saymadılar. Seninki bulunduydu. Haydi bismillah. Vallahi afiyet olsun. Yoruldum kızlar. Vallahi yoruldum. Talha evet. Şimdi yemeyeceğim dedi. Ekmek. O yüzden ona tabak çıkarmadık. Kızlarla biz yiyeceğiz. Ekmek. Değerli dostlar. İşte dediğim gibi biz bezelye ile bu yaptığım garnitürü böyle pilavla karıştırıyoruz kenarında. Bu şekilde yiyoruz. Direkt içinde pişirmiyorum. Hani çocuklar böyle seviyor. Bu da dünden kalan değerli bacılarım. Ay, bu da dünden kalan mantarlı tavuk sotemdi. Bunu da işte getirsene Tuğçe. Kızlar bakar mısınız? Tadı, tuzu gerçekten güzeldir yani. Daha çok bakmadım ben ama. Ben baktım. Hem biraz da acılı olmuş. Ekmek de taze olduğu zaman çok güzel oluyor. Gerçekten evet, Ercan'ın dediği gibi böyle bir de çıtır yanına ekmeğiniz varsa yemeğin resmini çekin seyredin. Gerçekten bak Ercan ağzının tadını biliyor, başladı. Ama ben yemeğe yersem nasıl zevk alırım biliyor musunuz? Şöyle ekmeğe bandıracağım şu şekil, ondan sonra. Gerçekten ben patlıcanı güveç de olsa seviyorum. Böyle kızartılmış olarak da seviyorum. Patlıcan her türünü. Patlıcanı gördüğünüz fırında, yani siz görmediniz daha önceki vloglarımda, biliyorsunuz zaten. Patlıcanı hiç yağda kızartmıyorum. Her zaman fırında pişiriyorum. Daha lezzetli oluyor. Hem yağdan tasarruf ediyoruz. Hem sağlık yönünden güzel. Daha pilavım var. Daha tavuk sotemden kaldı. Daha arkada bir sürü yemeğimiz var. Bu patlıcan kahvaltıya yenir. Bugün yenmez, bitmez yani. Yarına da onların yanına yine bir şeyler uyduracağız. Yarına da öyle geçiştireceğiz. Allah'ım nasip ederse Ercan götürüyor. Ercan'ın ağzına uyduysa götürür. Değil mi Ercan? Güzel. Valla güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Yapın arkadaşlar. Bu tavuk sote de aynı hindi. Hani Japon, Çin restoranlarına gidiyorsunuz da böyle tavuk ya da ördek soslu tavuklarını alıyorsunuz ya, makarnaların üstüne. Aynı onun gibi olmuş değerli dostlar. Bak Tuğçe yakından gösteriyor. İçinde yalnız sadece bir iki tane sebze hariç. Aynı onlar gibi olmuş. Ben bunun içine soya sosu atıyorum. Maggi atıyorum. Gerçekten aynı restoran lezzeti veriyor. Yaparken de mümkün mertebe varsa evinizde soya sosu, maggi gibi şeyleri de atın. Kızlar hani şey olmayalım, ön yargılı davranmayalım. Bir mutfağa girdiğiniz zaman yaptığınız yemekleri hem sevginizi hem de kendiniz bir şeyler üreterek yapabilirsiniz. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Sabit fikir olarak bunu böyle yaptım, bu yeter demeyin. Ben her zaman karıştırırım. Şunu da yapayım. Yani dediğime geldin değil mi? Ne dedin? Sevgi şart. Tabii ki sevgin de olacak. Sen her zaman sevgin. Şimdi ben misal elim kolum kesildi demin. Elim kesildiğinde vallahi bir sinir gelmişti. Sonra ama çoluğum çocuğum, kendim de yiyeceğim için tabii ki o şey geçti. Ama bazen sinirlendiğim zaman bir yemek yaparken böyle yaparım. O gün o yemeğin lezzeti olmaz. Gerçekten olmaz. Keşke bunları ben almasaydım. Şunu yeseydim ya. Görüyor musun?
O zaten güzel olur. Sen bize yapma diyordun bana. Ya yemeğimiz var diye ben sana yapma diyorum. Çok olmasın diye. Bizde yemeği fazla tüketen insan yok. Biz yemiyoruz, yiyemiyoruz. Bak abi, yine yemek arttı mesela. Yine yemek arttı. Onun için diyorum. Onun için ben sana... Sosu biraz tuzlu olmuş sanki. Ben sana onun için ne diyeyim? Ama bak ben sana ne dedim? Sen de atacaktın. İlk atmamışım. Sosuna da attın. Çünkü patlıcanın içinde de vardı tuz. Elini daima aza alıştıracaksın. En güzel öyle. Bitsin ben de daima. Yoğurt dökerim üstüne. Tuzunu alırım. Olur canım. Demokraside çareler tükenmiyor Ercan'cığım. Evet gönül dostları. Kusura bakmayın, yeni de yiyoruz ama. Afiyet olsun. Evet, sana afiyet olsun hayatım. Bana da afiyet olsun. İnşallah siz de sofranın başındasınızdır. Sizlere de afiyet olsun. Buyurun gelin diyoruz. Devamlı söylüyoruz. Kimse gelmiyor. Olsun. Bence burada kapatalım. Çok değil dostlar. Bizimkisi sanki şeyi kapatıyormuş gibi diyor. Bence. Hayatım tamam. Kapatalım. Hemen düşünerek konuştuğum için yanlış kelime çıkmaz ağzımdan inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı kalırsanız. Bugün beni makineyle aldattı. Hüngür hüngür ağlattılar biberle birlikte. Yine makine sayma. Yine makine. Başlığıma yazacağım arkadaşlar. Kızmayın bana. Kocam beni aldatmış. Bir de gözüme baka baka sevgilim güzel senden daha becerikli diyor diyeceğim. Siz de bana destek verin. Her neyse değerli bacılarım, abilerim. Yanlış hatamız, kusurumuz olduysa affola. Bir dahaki vlogumuzda görüşmek üzere. Sizi en güzel Allah'ımıza emanet ediyoruz. İyi ki varsınız. Gözünüzden yaş, ayağınıza taş değmesin. Kurban olduğum Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz gönül dostlarım.